Oğlum, biraz buralardan uzaklaşman lazım. Tehlikede falan mıyım? Hı. Hayır, hayır öyle değil ama nedenini sana şu anda anlatamam. Seni ben de öldürmedim. Geç onu. Gözlerime bak. Birbirinden hoşlanmayan iki adamız. Eyvallah. Düşman olarak bak bana. Düşmanım mertçe söylüyor. Ben yapmadım. Ben arkadan iş yapmam. Bu mevzunun geçen günkü dayak olayıyla bir ilgisi var mı? Biraz İstanbul'dan uzak kalman lazım. Bir süreliğine ne olursun. Anne söyle. Oğlum ne olursun. Sadece bana güven ve dediğimi yap. Anladım. Anladım. Geçenlerde birkaç kişi bana saldırdı. Duydum. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sen yaptırdın değil mi? Girdin mi kayda? Ne yapıyorsun ya sen? Ne yapış şimdi? Kayıtta. Ses denemeye 1-2-3. Ses. Sen mi? Ya savaşı ben mi? Dövdürdüm. Ben dövdürdüm. Ben dövdürmedim. Ben dövdürdüm. Ben dövdürdüm. Ey. Dövdürdüm ben, dövdürmedim. Şu delille kesin müebbet yatarım. Tam bir aynı annene benzemişsin. Ondan mı öğreniyorsunuz acaba bu tür Türkleri, numaraları? He? Ver şunu. Abs. Doğru konuş. Konuşmazsam ne yaparsan? He? Dur. Ver hadi şunu ver. Gergin insan. Saçım. Gülümse. Gülümse biraz. Ne yapacaksın? Döveceksin mi beni? Ha? Gırtlağıma mı sıkacaksın? Şuraya yatayım mı? Sıkacağım mı gırtlağıma? Şuraya yatayım. Ha? Dövsene beni. Dövsene de seni tımarhaneye tıkayım. Bir daha da oradan çıkama. Hadi yapsana. Yapılmaz ki, yapılmaz ki. Ruh hastası herif. Hasta. Tam bir hayal kırıklığısın. Analığın seni evlat edindiğine pişmandır kesin. Ezik. Gerizekalı. Levent Bey sinirliyim. Ya kusura bakmayın havamda değilim. Sizle bir alakası yok. Ama buraya geldiğine göre biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Vallahi biriyle konuşmaya ihtiyacım var mı yok mu? Bilmiyorum da. Bu şerefsizim var ya. Sakin ol sakin. Yavaş. Bir çay içer misin? Bir çay olur. Bir çay alabilir miyiz? Peki efendim. Düşündüğüm kişiden bahsediyorsun. Haklıyım değil mi? Bana yaptıklarından sonra ben de senin gibi böyle 2 sene oturmuştum. Ama kafamın içinde neler düşünüyorum. Onunla hesaplaşıyorum falan, böyle işkence ediyorum. Ama gerçekten ne yaptım biliyor musun? Öyle duvarı seyrettim. İşte ben sizin gibi olmak istemiyorum. O duvara bakmak istemiyorum. Olma zaten, benim gibi olma. Duvarı izleme, benim dediğim de bu. O adamın var ya. Dur bir dakika, sakin ol. Sakin. Durum gerçekten de bayağı kötü galiba. Ben bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Üzüldüm doğrusu. Size anlatacağım. Ama bu bir sır olarak kalacak aramızda. Çünkü işin içinde annem var. Ben sana kasık atmam, merak etme. Dinliyorum. Bu herif var ya, geçenlerde beni dövdürdü. Sırf anneme gözdağı vermek için.
Ya böyle bir şerefsizlik, böyle bir adilik olabilir mi? Aşağılık herif ya. Gerçekten pisliğindeki bu herif. İşin en kötüsü ne biliyor musun? Ne yapsa yanına kar kalıyor adam. İşte ben de buna da inanıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Aslında elinden bir şey gelir. De ben seni bulaştırmayayım bu işe. Ne gelir elimden? Boşver, boşver sen. Ne gelir elimden? Öğrenmek istiyorum, benim tercihim. Söyler misiniz lütfen? O evde bir yerde bir kaset var. Ne kaseti? İçinde Haluk'u mahvedecek ses kayıtlarının olduğu bir kaset. O kasete ulaşırsan var ya... İşte o zaman o adama hak ettiği karşılığı vermiş olursun. Güzel. Anlaştık. Tamam.